Kebabımızı yedik. Şimdi ne yapalım dedik, bir çay kahve içelim dedik. Ali abi daha buradaki Kiev'deki çikolata fabrikasını görmemiş. Aynı zamanda birçok takipçim de çikolata fabrikasını bize göster diye bana mesaj atmış, özledik diye. Hadi gidelim bir çikolata fabrikasını tekrardan sizlere gösterelim. Evet, muhakkak özleyenleriniz de vardır. Şu anda neredeyiz? Çokça turistin aslında bildiği, çok da sevdiği Lviv'deki meşhur çikolata fabrikasının önündeyiz. Birçok şehirde de daha sonra yenisi veya farklı versiyonları açılmış. Şimdi içeri gireceğiz. Здравствуйте. Şimdi burada zaman zaman geldiğinizde tesadüf burada birçok teyzemiz çikolataları yaparken gözlemlememiz mümkün. Bizim şansımızda şu anda yapılmıyor. Yukarı doğru çıkalım. Şimdi hediyelik eşya almak için aslında ilk uğramanız gereken mekanlardan birisi. Solda giriş. Burada çok farklı çeşitte böyle yapılmış, özenle yapılmış çikolatalar var. Bununla bitmiyor. Hediyelik eşya olarak götürebileceğiniz kutulanmış ve çok farklı böyle şekillerde ayıcık, melek, ne bileyim tır, araba, uçak, tavşan. Ya yani böyle sayısız farklı şekilde yapılmış burada çikolata var. Şimdi buradan birazcık çikolata alacağız. Yukarıda sıcak kahveyle içeceğiz veya çayla. Lviv'de paranızın nasıl bittiğine inanamayacaksınız. Her şey ucuz olduğu için bir o kafeye, bir o buhara, bir o kafeye, bir o kafeye giderken bir bakacaksınız, cüzdanda para yok. Burada arkadaşlar, bir ben anlatayım bakayım onu. Gel şunu aç. Şurada çikolatanın detayını görebiliyorsunuz. Aa, tövbe bismillah, Ramazan. Ne gördüm ben? Alt kattan çikolatalarınızı kendi ellerinizle seçin. Sonra üst kata çıkıp içeceğinizi söyleyin. İki inip bir çıkmak veya bir çıkıp iki inmek mi? Üç tane ufak demlik çay, bir tane kahve. Ona da 180 grivna vermişiz. İnsanlar çikolata almaya devam ediyor. Biz de gezimize devam edelim. Evet, hemen yanındaki balcıya da girelim o zaman. Burada da balcı var hocam. Kaç kavanoz bal, kaç para soralım. Dobri den. Dobri den. Dobri den. Vorezim oblaydı po angliski? Nie. Duje dobre. Yani. If you want, I can translate. Yes. What is the special? They sell like vodka with honey? To prepare this beverage, you need to put honey, water, yeast, а что еще? Вода, мед, винные дрожжи и пиво. I don't remember how to call it, but I just bought it. I was so surprised and that I found out that it's just. Şimdi Ukrayna'ya özel aslında Lviv'de birçok kültürün, birçok geleneğin, anneannenin korunduğunu gözlemek mümkün. İçeride de farklı şehirden Lviv'e gelmiş Yulia bize tüm kültürü, tarihi anlatmaya çalıştı. Sadece buranın Lviv'e özel olmadığını, aslında ama Lviv'de birçok kültürün, içeceğin, anneannenin korunduğundan bahsetti. Şimdi bizde buradaki Medvuka, yani ballı vodkası var. Birçok mekanda bulmanız mümkün. Ukrayna'ya özgü, aslında çok çok eskilerden kalma bir içecek. Onunla yapılmış bir likör. Nasıl bu drank cherry var ama bu balla yapılmışı. Sıcak şarap gibi dedi. Hem sıcak olarak tüketilebiliyormuş hem de soğuk olarak. Bizde şu anda, bakayım, bu soğuğu. Bu sıcağı, bu soğuk, bu sıcak. Ben de sizler için önce bir sıcağını tadayım. Oo, oh. Ballı güzel, ilginç bir içecek. Tabi buraya kadar gelmişken kendi tarihsel kültürlerini, kendi içeceklerini insan tatmak istiyor. Ukraynalıları daha iyi öğrenmek, daha iyi anlamak için. Ben de sevsem de sevmesem de her şeylerini tadıyorum. Çok ilginç bir tadı var.
Herhalde bir 3-4 bardak içersek burada uçarız, uçarak. Uçarak Kiev'e gidebiliriz. Ya gördüğünüz gibi alkol sadece alkol değil. Bunu almaya gittiğinizde bile bir Ukraynalı size 15 dakika kendi kültürünü anlatabiliyor. Kadın çocuğuyla gelmişti. Gayet medeni bir şekilde bana da kendi kültürlerini anlattı. Kendisinin de Türkiye'ye gideceğini söyledi. Ve Türkiye hakkında bilgi almak istedi. İşte kültürel etkileşim bu. Devam edelim. Hadi gelin. Burada yeni gördüğüm gençlerin takıldığı bir yer var. Buradan bir içecek alıp hem de böyle bir sormak istiyorum. Kaça kadar çıktınız? Nedir, ne değildir? Hem de belki gençlerle sohbet ederiz. Nereye geldik? Last Turkish guys, guys. Oh, what is your language? Pangliski? I don't speak English, bro. Yeah, duje dobro. Ja razumem pangliski, ali moj. Türkleri çok seviyorum diyor. What is cultural and special to Zidane? What is the special? Strong or light? Strong, strong. One small, malinki. No, only. Oh, okay. Biz dışarısı hareketli zannediyorduk. Hayat aşağıdaymış. Hadi aşağı inelim. Bir paçı sen. Broşür. Broşür. Allah'ım ben size bırakmıyorum. Her an içkimizi kapatabilirler. Abi kız hemen yapıştı. Instagram'ını falan istedim. Çıkalım. Abi. Oğlum biz yaşamıyormuşuz ya. Biz nerelerde takılıyormuşuz, hadi geç. Konuşmam lazım. Nereden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Sokakta yürüyorduk, yoldan geçiyorduk, yeni bir yer. Uğrayalım diye bizimkileri zorladım. Çünkü ben Lviv'i biliyorum abi. Her köşeden bir şey çıkar. Bizimkiler boş ver ilerleyelim dedi. İlerlemedik, durduk. Aşağıda gençler deli gibi eğleniyor. İçerken de içecek alırken ne içecek alacağımı bilmiyordum. Bana buranın en spesyal, en güçlü ne verebilirsen ver dedim. 75 grivnaymış. Küçük bardakları da yokmuş. Yine Lviv'de elimizden geldiğince size her köşeyi göstermeye çalışıyoruz. Yabancıyız, elimizde kamera var. İnsanların reaksiyonunu, ne kadar sıcakkanlı yaklaştıklarını, hemen koştuklarını, Instagram'ımızı istediklerini veya el salladığını, Türkleri seviyoruz dediğini gördünüz. Devam edelim. Bakalım daha bu macera bizi nerelere götürecek? Daha saat çok erken. Lviv'e gelmişken tarihi tren istasyonuna, Vokzal'a gelmeden, oradaki anılarımızı da tazelemeden olmazdı. Hocam şu tren istasyonunun güzelliğine bakar mısınız? Lviv tren istasyonu, merkez tren istasyonu Vokzal diye geçiyor. Merkeze 2.7 kilometre uzaklıkta, onu söyleyeyim, 2.7 kilometre uzaklıkta. Evet, birçok yolcu, aslında bugün de Paskalya, yani yarın gece Paskalya gecesi olacak. Onu duyan binlerce kişi aslında Lviv'e geliyor ailesiyle geçirmek için. Bu tren istasyonundan girdiğinizde, şurası giriş kapısı, aynen şöyle bir yer sizleri karşılıyor. Tren saatleri, şurada bekleme salonu var. Burada da trenlere giden, işte bu hangi raydan geliyorsa treniniz, gelmeden bir saat önce falan belli oluyor nereye geleceği. Oraya giden yoldan gidiyorsunuz. Hadi gideyim ya, sizin için. Burada treninizin mesela şu anda Rahiv Kiev treni var. 00:41'de gösteriyor. Ya sağdan ya soldan treninize gidiyorsunuz. Şimdi tren aslında en böyle yaygın ulaşım araçlarından biri. Özellikle Ukrayna içinde şehirler arası giderken yolların çok bozuk olması sebebiyle kimse otobüsleri tercih etmiyor. Şuradan çıkıp bu böyle Ukrayna rengindeki trenleri de size göstereyim, üşenmeyelim. Gördüğünüz gibi aslında trenle yolculuk yapmanın burada çok ayrı, çok güzel bir aurası var diyebilirim. Belki de Kiev'e biz de trenle döneriz. Sizlere daha detaylı gösteririm. Böyle o eski zamanları, işte kızını yolcu eden bir baba sanırım. Здравствуйте, добрый вечер. To Kiev, train to Kiev. Kiev'e gidiyormuş, binsek mi beyler?
Yarın bineriz. Abi canım inanılmaz fazla bir trene, rastgele bir şehre giden trene binmek istedi. Gerçekten çok böyle duygusal anılarım depreşti. Bizimkiler nerede şimdi, onları bulalım. Artık şehir merkezine doğru ilerleyelim. Bu kadar anı depreştirmek yeter. Bu tren istasyonundan indiğinizde buradaki taksicilere binmenizi tavsiye etmem. Uber kullanın, Uber veya Uplon kullanın. Ve onlar çok daha hesaplı.